Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten merhabalar. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü çok uzun bir aradan sonra araba sevdasıyla tekrar ekranlardayım. Ve otomobil dünyasının nabzını burada tutmaya çalışacağız. 7 yıl sonradan tekrardan araba sevdasıyla karşınıza gelmiş olduk. Bu arada sizler de sorularınızı iletebilirsiniz. Hem sosyal medya üzerinden hem de canlı yayınımıza katılarak mutlaka aklınızda konuklarımızla ilgili veya otomotiv sektörünün geneliyle ilgili sorularınız varsa bize iletmenizi rica edeceğiz. Şu anda programdaki ilk konuğum Ssangyong'un genel müdür yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizi tebrik ediyorum programınız için. 2007 ve 2012 yılları arasında çok sevgiyle, severek, beğenerek takip ettiğim, bugün de kısa bir aradan sonra yeniden başlattığınız programın ilk konu olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii o zaman öncelikle otomotiv sektörü ve Türkiye ile başlamak istiyorum. 2019 yılında otomotiv sektöründe ciddi bir gerileme gördük. Fakat 2020'nin başından itibaren genel olarak küreselde yaşadığımız sıkıntılara rağmen Türkiye'deki otomotiv sektöründe ciddi bir ivmelenme gördük. Şimdi öncelikle bunun devamlılığı için sizce neler gerekli? Tabii. Şimdi efendim biraz sektörü ele alacak olursam, 2020'nin başındaki bu hareketlenmenin temel sebebi aslında hükümetimizin, devletimizin 2019 yılı içerisinde aldığı ve ısrarcı olduğu noktalardan kaynaklanıyor. Bu noktalarda ısrar edildiği ve agresif olunduğu için tabii bunun da yansımasını 2019'un son çeyreğinden günümüze kadar görüyoruz. Bunlar nedir derseniz de hurda teşviği, banka faizlerinin düşmesi için ısrar ve sonunda da faizlerin düşüp doların da düşüş oranında artmamasıyla birlikte bunun tabii bizim pazarımıza çok ciddi etkisi oldu ve 2019'un yılında da 2019'un son çeyreğinde de 2020'nin bugünlerinde de yapılan o faaliyetler bugüne meyvesini vermeye başladı ve çok cazip, çok ciddi satışlar elde edildi. Şuna inanabilirsiniz ki şu an otomotiv dünyasında birçok markada yeterli araç bulunurluğu yok. Bunun sebebi de tabii geçen senenin sene içerisinde çok hızlı olmamasından kaynaklı insanlar kur riskine ve pazar satış adetlerine bir önlem aldılar. Bu aldıkları önlemden dolayı da geçen sene yıl sonunda ve bugünlerde maalesef şu an bu yapılan şeylerde sonuç verdiği için ürün bulunurluğunda problem yaşanıyor. Tabii bunlar güzel oldu. Bu tip şeylerin de gelecekte devamlılığı için faizlerin istikrarlı düşüşü şart. Çünkü şu an yine nispeten biraz daha yüksek. Bunların da biraz daha düşmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa'da faiz eksi veriyor bildiğiniz üzere. Bizimle aynı büyüklükte olan Güney Afrika, Meksika tarzındaki ülkelerde faiz yıllık %5. Bizde de inşallah bu düşüş trendiyle düşmeye devam eder. Ve böylece de pazarımız, ülkemiz, ekonomimiz gelişerek gider. Tabii faizlerin düşmesiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor ekonomik boyutta bakıldığı zaman ama otomotiv sektörü tarafından 100 araçtan 65 tanesi tüketici finansmanıyla satılıyor. Hı hı. Sizce biz Türkiye genelinde tüketici finansmanıyla satılan araçlar anlamında biraz daha pazar payında açıklık var mı? Yani orada biraz daha potansiyelimiz var mı? Bu tabii, artacak mı yakın gelecekte? Tabii artar. Faiz ne kadar düşük olursa insanlar elindeki emtiayı takas yapmaktansa kredi kullanıp bu ürünleri almaya daha pozitif bakacaktır. Burası kesin. Bunun da artması faizler düştükçe tabii ki mümkündür ve artacaktır. Buradaki ülkemizdeki finansal kuruluşlar ve otomotive özel finans desteği veren kuruluşların da ben gelişimini iyi görüyorum ve gelişimi ve bizim içerimizde onların kurdukları düzen ve sistemin de gelişmiş olduğuna inanıyorum. O yüzden buradaki parametre faiz. Faiz düşerse zaten sistemin geri kalanını finans kuruluşları çok iyi dizayn ettiler. Örnek vermek gerekirse şu an bir otomotiv bayisinin içerisinde bir satış danışmanı müşteriye banka vesilesiyle kredi çıkarıp çıkardığı kredinin evraklarını imzalatma etkisine sahip ve kredi hesabına geçirme etkisine sahip. Yani o zaman cebinde parası olmadan ama kredibilitesi olup bir otomobil bayisine gidip istediği markayı, istediği modeli seçip orada işi bitirebiliyor. Tabii, doğru mu? Şu an bizim firmamızda da bu şekilde satışları yapıyoruz.
Evet, firmaya geçmişken Sanyong'la başlayalım tabii. Sanyong'un 2020 için satış hedeflerini biraz öğrenelim. Türkiye'deki pazar payı hedeflerini öğrenelim sizden. Tabii. Şimdi markamız geçen yıl ülkemiz otomotiv sektörü maalesef %22'lik bir düşüş yaşamasına rağmen bir büyüme trendiyle yılı geçirdi. Ve yılın en çok satış yapan hafif ticari araç markası olma şansına sahip olduk. Ve pick-up satışlarımızdaki satışımız da %50 oranında arttı. Bu bağlamda 2020 yılına geçtiğimiz bu dönemde envanterimize, satış modellerimiz arasına kattığımız yeni modellerle bu trendimizin artacağına olan inancımız sonsuz. Ama veriler de bunu gösteriyor. Türk pazarının Ocak-Şubat satışlarına bakınca bir önceki aynı döneme ait satışlar %90 oranında artmış. Markamız özelinde ben Ocak-Şubat farkına bakınca yaklaşık %300'e yakın bir satış artışı görüyorum. 2019'un bizim için iyi geçmesine rağmen 2020 daha da iyi gidiyor ki bu da stok bulunurluğu problemi olmasına rağmen böyle bir tam da oraya gelecektim aslında. Siz peki bu stok sıkıntısını nasıl çözümlüyorsunuz? Ya tabii burada ürün analistlerimizle beraber ve ekibimizle beraber planlamamızı yaparken belli başlı parametreleri baz alıyoruz. Bu parametreler ışığında da yıllık siparişlerimizi diğer tüm markalar gibi planlayıp giriyoruz. Şuna olan inancımız tam ki gelecek parlak, ekonomimiz iyiye gidecek, pazarımız daha da genişleyecek. O yüzden şu dönemde maksimum sipariş adetleriyle bu ay itibariyle biz pazara araç sunmaya başlıyoruz. Ve gelecek aylarda da hiçbir şekilde bulunurluk problemi olmadan inşallah tedariğe devam etmeye çalışacağız. Bu arada araya bir parantez de açayım. Sizi en çok zorlayan rakipleriniz hangileri? Bir tane olmak durumunda değil ama mutlaka rakipleriniz var. Zaten rekabet de güzeldir diyelim. Bu anlamda rakiplerinizi değerlendirdiğiniz zaman nasıl sıralarsınız? Öncelikle tabii rakiplerimizin olması sizin de dediğiniz gibi bizim için bir gurur kaynağı, bizim için memnun edici bir unsur. Çünkü insanlar onları görüyorlar, gelip bizi görüyorlar, bizim farkımızı daha iyi hissediyorlar. yani bu tip etkenler oluyor. Bu da beni memnun ediyor tabii ki. Yani tabii hepsine saygı duyarak ona göre biz de pozisyonumuzu alıyoruz. Çok değerli bizim C segmenti Corando modelimizin karşısında yine stratejik rakiplerimiz var. Nissan Qashqai gibi, yine kendi bizim gibi Güney Koreli olan Hyundai, Kia'nın modelleri gibi değerli rakiplerimiz var. Onlarla rekabet içerisindeyiz. Yeni Corando aracımızla da kendi sınıfımızın tek Euro NCAP'tan 5 yıldız almış ürünüyüz. Buna bağlı olarak da aktif güvenlik sistemleri, yani şerit takip sistemi, ön araç hareket uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi ve buna benzer emniyetli mesafe sistemi gibi bütün güvenlik teknolojileri de bizim aracımızda standart. Tabii kendimizi ve üstün özelliklerimizi ve nerelerde gelişmemiz gerektiğini onlarla kıyasladığımızda da bize faydalı oluyorlar pazarda olmaları. Bizi memnun ediyor tabii ki. Bir de tabii Türkiye'nin otomobili var. Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG var. Ona baktığınız zaman sizce otomotiv pazarı, Türkiye otomotiv pazarı piyasaya çıktıktan sonra nasıl etkilenecek? Distribütör markalar bundan olumsuz bir etki alır mı? Yoksa pazarın genel olarak hareketlenmesine ve herkesin daha bir olumlu bir şekilde çıkmasına mı sebebiyet verir? Bu anlamda da fikirlerinizi almak istiyorum. Memnuniyetle. Ben inanılmaz derecede memnunum yerli bir arabamız olduğu için. Diliyorum ki çok ciddi pazar payı elde etsin, çok ciddi bir büyüme trendi içerisinde olsun ve firmamız adına da şunu söyleyebilirim ki bizim üstümüze de düşen bir görev olursa memnuniyetle elimizden gelen desteği de vermeye hazırız. Bu bizim milli meselemiz, bu bizim ülkemizin otomobili. Bunun büyüyüp pazarda bizim payımızı bile alması bizi rahatsız edici bir durum değil. Çünkü bu bizim yerli ve milli otomobilimiz. Bunun gelişmesi ve üretildiği ana ülkede güçlü olması lazım ki yarın globale açıldığında bu araç bunu şey yapan, mali olarak destekleyen bir ülke olsun. Buna destek veren, bunu finanse eden bir yeri olsun. O yüzden çok memnunuz. Umuyorum arabayı da gördüğüm kadarıyla, hakkında okuduğum kadarıyla, teknik bilgilerine baktığım kadarıyla da aracımızın son derece yüksek speklere sahip olduğunu görüyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah güzel işler yapacaklardır.
Sanyong'un elektrikli otomobillere bakış açısı nasıl? Şimdi efendim, tabii Sanyong'un da birçok markanın da elektrikli otomobil üretmekten başka çaresi yok. Eğer Avrupa pazarında olmak istiyorsa. Verilere de baktığımda geçen sene dünya otomobilinin toplam %7'si elektrikli araba olarak satılmış. Ve son 5 yıllık trende de baktığımda, ilk başta tabii ki üreticiler daha çok binek araba, yani küçük sedan veya hatchback tarzında arabalar ürettikleri için daha çok elektrikli araç pazar payını bunlar almış. Ama geldiğimiz noktada Sanyong gibi su üreticileri elektrikli su ürettikleri için su elektrikli aracın pazar payında hep artış göstermiş. Ve geçen yıl itibariyle toplam otomotivden %7 pay alan elektrikli pazarında kendi içerisinde %28'i SUV olarak gerçekleşmiş. Bu bağlamda baktığınızda bu bizim markamız için çok büyük bir fırsat. Çünkü SUV giderek artıyor, hem içten yanmalı motorda hem elektrikli arabada bu ciddi derecede talep görüyor. Bu avantajımız var. Avrupa biliyorsunuz 95 gram emisyon salınımı üzerinde olan her araca gram başı 65 euro vergi ceza uyguluyor. Şimdi buradaki ciddi vergisel problemden ötürü markaların hepsi emisyonu düşürmenin derdinde. Nasıl düşürecekler? Bir de dizelde biliyorsunuz NOx diye bir gaz salınımı var. Onunla birlikte de dizel araba da neredeyse yok gibi Avrupa'da. Biz de Avrupa yasalarını takip ediyoruz. Bunlar da nasıl düşecek? Daha düşük salınımlı benzinli arabalarla, hibrit arabalarla, elektrikli arabalarla. O yüzden gideceğimiz yer orası. Ve Sanyong da bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Çünkü Sanyong'un ana çatı sahibi Mahindra dünyada elektrikli arabalara ilk yatırım yapan otomotiv üreticilerinden birisi. Bu arada Mahindra'nın da bir Hint otomobil devi olduğunu hatırlatalım. Kaç yılında almıştı? Orada hata yapmayayım. Sanyong'u 2011'de aldı. 2011 yılında Sanyong'u aldı. Sadece Sanyong'u da almakla kalmadı. Birkaç tabii markayı da aldı. Tabii. Bu markalar arasında da deyip topu size atayım. Tabii. Tabii bu markalar arasında Mahindra, Sanyong'u almakla beraber bir de çok önemli İtalyan dizayn firması. Bizim 3. havalimanımız İstanbul Havalimanı'na da büyük çizim desteği veren, yerli otomobilimizle de işbirliği yapan Pininfarina firmasının ana hisselerini aldı. Buna bağlı olarak yine dünyada irili ufaklı bir sürü firma aldı. Tabii çok ciddi bir firma. Aktif olarak 20 milyar dolar aktif sermayesi olan, 136 binden fazla personeli olan iyi bir firma. Peki, Sanyong'un vizyonu Mahindra'dan sonra değişti mi? Tabii ki efendim. Yani çünkü Mahindra güçlü sermayesi olan bir firma. Şimdi takdir edersiniz ki 2011'den günümüze aslında dünyada ivmelenme milimizi olmuş durumda. Birçok markaya bakın mesela. Bir sürü marka evliliği yapmak zorunda kaldı. Birçok Fransız markası 1 euroya fabrikasını sattı yeter ki alan firma borçlarını üstlensin diye. Şimdi böyle büyük bir sıkıntı var pazarda. Böyle büyük bir global anlamda bir tehlike var. Çok büyük Amerikan firmaları iflas etti. Çok büyük otomotivde tabii ki. Çok büyük Avrupalı firmalar çok ucuz 1 euro gibi bir bedelle borçlarını alsınlar diye satıldı. Şimdi Mahindra'nın rahat olması sermaye açısından bu dönemde Sanyong'a her yıl yeni bir araba üretmesini sağladı. Biz 2012'den günümüze kadar her yıl yeni bir araba ürettik. Ve her yıl rekabetçi ama üstün teknolojik şartlarda pazara çıktı. Bunu tüketici gördü. Bunun da gördü ama ne gibi bir dönüş oldu derseniz işte söylüyorum adetlerimiz ve söylüyorum geçen yıl bu gelişim ve dönüşümden ötürü bu ürün kalitesi ve revizyonlarından ötürü yılın en çok büyüyen hafif ticari araç markasıyız. Hafif ticari araç olarak da karşımızda Türkiye'de 46 tane marka var. Ve bunlara rekabet ederek bu seviyeye gelmesi çok tabii özel bir şey bizim için. Bu arada bir de açıklama var. Bir önceki eski CEO'su Sanyong'un Mr. Choi, Türkiye'de üretim hayali olduğunu açıkladı. Ve bu çok yankı buldu tabii bundan 2-3 sene önceki haberlere baktığımız zaman. Türkiye'de Sanyong üretime geçecek mi soruları, başlıkları atıldığını gördük. Bu konuda sizce bir gelişme olabilir mi yakın gelecekte? Türkiye'de Sanyong, çünkü bildiğin kadarıyla Sanyong sadece Güney Kore'de üretiliyor. Doğru. Bir Güney Kore markası, onu da altını çizelim. İzleyicilerimizden yorum gelmiş çünkü Çin markası zannediyordum. Doğrusunu şimdi öğrendim. Mutlu oldum yazmış bir izleyicimiz. Bunu da
sonra tartışmaya açarız ayrıca. Bu anlamda baktığımız zaman yakın gelecekte böyle bir yatırım olabilir mi? Tabii efendim, olabilir. Şimdi olması da kuvvetle muhtemeldir. Bir takım sebepler var tabii bunun gerçekleşmesi için ülkemizde. Bir, Koreliler Türkleri çok severler. Çok ciddi desteklerimiz oldu kendilerine. Bu işin manevi tarafı. İki, biz onların çok güçlü bir partneriyiz dünyada. Toplam ihracatlarının %7'sini alıyoruz. Üç, jeopolitik olarak Türkiye'ye yatırım yapmayacak da hangi ülkeye yapacak? Dört, devletin verdiği Türkiye'deki otomotiv yatırımı teşviği başka hangi ülkede var? Yani bu açılardan bakınca çok cazip bir ülkeyiz ve olması da gerekir. Ayrıca şuna da bakmak lazım. Mahindra ve Mahindra şu an ülkemizde kendi segmentinde, sektöründe dev iki tane firma satın aldı. Bunlardan birisi traktör, biri de traktör ekipman üretici firmaları. Ve onlar Türkiye'yi seviyorlar zaten ve yatırım yapmak istiyorlar. Tabii ki bu olabilir, her an olabilir ama tabii net zaman tarih veremiyorum. Ama olması olacaksa eğer Kore dışında bir yerde, Türkiye en güçlü adaydır bunun için. Kore dışı satışları toplam satışlarının yüzde kaçını oluşturuyor markanın? Şu an %20 ile %22 arasında değişen bir oranı vardı 2019 yılında. Bu yıl Korando aracımızın, şu an ekranda da görüyorum aracı, Korando aracımızın Avrupa'da çok popüler olmasıyla bu oran artacaktır. Bu arada bir maalesef koronavirüs durumu var bütün dünyada. Yeni ismiyle COVID-19. Hı hı. Maalesef tabii Türkiye'de de açıklandı ilk resmi vaka. En hafif şekilde atlatmamız, can kaybı olmaması duasıyla buradan diyeyim. Bu anlamda Güney Kore'de dünyada en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Sizin ticaretinizi etkiledi mi? Sizin firmayla olan iletişiminizi etkiledi mi? Ve oradan gelen haberler nasıl? Bunu da sormuş olayım. Tabii. Ben de bugün bir vatandaşımız maalesef virüse yakalanmış. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah bu virüsün ülkemizde çok yayılmadan çözümün üretileceğini de bunun için de dua ediyorum. Bu tabii bu tip virüsler, vebalar, bu tip beklenmedik force majeure durumu oluşturacak şeyler tüm dünya, her sektör, her firma için tehlikeli ve problemli. Ama şanslıyız ki bizim firmamız bize herhangi bir aksaklık yaşatmadı, herhangi bir önlem alınamayacak ya da kontrolden çıkan bir problemimiz olmadı. Buna da şükrediyoruz. Kore'de böyle oradaki çalışma arkadaşlarımız bundan şahısları ve aileleri zarar görmediler. Tabii bunun Kore, İtalya, İran, Çin yaygın olduğunu biliyoruz. Otomotiv sektörüne de efekti var çünkü burada bir global oyuncu var, o da Çin. Ve Çin de dünyanın otomobil satışının neredeyse yarısını yapıyor. Üretiminin de yarısından fazlasını yapıyor. Ve bunun yanı sıra araba üretmekten ziyade bir de yan sanayi parça üretiyor bunlar. Üreticilere gönderiyorlar. Şimdi bunların hepsinde aksaklık olduğunu duyuyoruz. Özellikle Avrupa üreticilerinin bile çok ciddi parça tedariğinde sorun yaşadığını duyuyoruz. Bunlar tabii üzücü şeyler. Bunlar herkesi etkileyen şeyler. Ama bir güzel haber duydum ben Çin'le ilgili. Onu da burada paylaşayım. Wuhan'da bu görüldükten sonra sürekli artan bir trendle devam etmiş. Dün haberlerde gördüğüm kadarıyla bu artış grafiğinden artık normal seyrine dönmüş. Ve 86 bin gibi de ciddi o bölgede hastaneden tahliye edilen vatandaşları varmış. Tabii bunlar güzel şeyler, inşallah kısa zamanda toparlanır. Evet, son dönemlerdeki haber akışında Çin'den daha olumlu haberler geliyor. Bütün dünyaya daha bir iyileşme şeklinde bunun yansıması dileğiyle diyelim. Bu arada izleyicilerimizden tabii otomotiv sektörü ne zaman konuşulsa klasik gelen soru tekrarlandı. ÖTV indirimi bekliyor musunuz? Yani tabii pazar hikayede samimi söylüyorum, %90 artınca ÖTV indirimi beklemiyorum. Çünkü pazarın arttığını görüyor herkes ve pazarın artış oranından sonra ben hükümetin böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum. Buradan bakarsak. Ama geçen sene zaten çok çok iyi bir sene, bu senede üzerine koyduğumuz bir sene değil ki. Bizim iyi senelerle bu yılı kıyaslamamız lazım. Yani 2016 ile kıyasladığımızda, 2016'nın Ocak-Şubat dönemini bu yılın Ocak-Şubat dönemiyle kıyaslarsak %13 bir daralma var aslında. O yüzden ben şuna inanıyorum. Uzun vadeli yeni bir vergi sistemi içerisine biz girmeliyiz. Yeni bir ÖTV yapılandırması olmalı. Çünkü biliyorsunuz artık 1.6 ve altındaki arabaların
matrahlarına göre vergilendirilme üçe bölünen bir dilimleri var. Bunlar da kur baskısından dolayı en üst matraha çıkmaya başladılar. Sonuçta kaybeden yine bizim hükümetimiz oluyor, vergi kaybına neden oluyor. O yüzden yeniden bir yapılandırılması tabii ki çok güzel olacaktır bunun, herkese menfaati olacaktır. Yine vergi düzenlemesiyle ilgili bir diğer soru da tabii, özellikle Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili korumacı politikalara gitmesiyle birlikte ve bunu daha somut örneklerle netleştirmesi, kanunlaştırmasıyla birlikte bunun bize yansımaları nasıl olacak soruları da beraberinde geliyor. Türkiye'nin yerli otomobilinin de keza aynı şekilde elektrikli olmasıyla ilgili bir düzenleme değişikliğine gidilecek mi? Burada hibrit ve elektrikli otomobillerle ilgili daha kapsamlı bir düzenleme olacak mı ve bu Sanyong'u nasıl etkiler diye sorayım. Beklentileriniz de var mı? Tabii, yani şu an zaten ÖTV sistemimiz bizim elektrikli arabada çok iyi seviyede. Binek arabayla kıyaslayınca özellikle kilovatı 75 ile 120 arası kilovat olan elektrikli arabaların inanılmaz cazip ÖTV'leri var. Yani içten yanmalı motorla kıyaslanamaz bile. Şimdi zaten orada mümkün olan bütün destek veriliyor. Ama hibrit arabalarda bir revizyona gidilebilir. Çünkü hibrit arabalar elektrikli bir sistem olmasına rağmen içerisinde binek arabalarla, yani içten yanmalı motorlarla aynı vergi kategorisinde değerlendiriliyor. Tabii orada nispeten bir iyileştirme olursa insanların da o tarafa doğru talebi, eğilimi artar. Tabii salınımı minimum olan, hiç olmayan, elektrikli de hiç yok, hibrit de minimum seviyede olan arabaları almaları, tercih etmeleri tabii bir fayda olur global açıdan, hem de vatandaşımız açısından, çevreye duyarlılık açısından. Siz çok özür dilerim. Siz bu arada aynı zamanda Cezayir ve Kuzey Irak'ta da hem Sanyong'un hem de başka birçok markanın daha distribütörlüğünü yapıyorsunuz. Bu anlamda otomotiv pazarını sadece Türkiye otomotiv pazarını değil, farklı otomotiv pazarlarına da aşinasınız. Bu anlamda baktığınız zaman, büyüme hızlarına baktığınızda, insanların alışkanlıklarına baktığınızda, Türkiye ile bu iki ülkeyi kıyaslarsanız nasıl farklılıklar var? Efendim, global olarak baktığımda ben 2018 yılı verilerini söyleyeyim size. 2019 daha açıklanmadı global verilerde. Bir resesyon var, bir düşüş var, orası kesin. Otomobil pazarı geçen yıl 95.7 milyon araç üretmiş, %1 düşüş var. Şimdi %1 kulağa küçük geliyor ama aslında 95 milyonda %1 düşüş, Türkiye'de satılan bir yıllık otomobilden daha fazla bir adede tekabül ediyor. Yani tabii bu bir problem. Komşularımızla kendimizi kıyasladığımızda komşularda da sıkıntı var. Yani en yakın kendimizi baz aldığımız Avrupa ülkelerine bakıyorum bugün. Çok önemli oyunculara baktığınızda İngiltere, İspanya, Fransa, bunların hepsinin pazarlarında geçen yıl ciddi düşüşler var. Bir tek komşularımız Avrupa bölgesinde, Almanya'da bir artış görüyoruz. Ama onun dışında genelde onların da global olarak bir sektörde yavaşlama söz konusu. Çin'i ele aldığınızda Çin biliyorsunuz son 20 yıldır ilk defa geçen yıl 2018 yılında düşüş yaşadı. 2019'da da yine %1 daraldı. Şimdi bu yıl koronavirüsü var, üretimde problemleri var. Bakalım neler olacak bu yıl sonuna kadar orada. Bir resesyonu hissediyoruz. Ülkemizi de baktığımızda genel otomotiv sıralamasında dünyada nasılız deyince Türkiye 2018 yılında dünyada satılan otomobillerden aldığı pay %1,6. Bu iyi bir pay. Buna bağlı olarak da Avrupa bölgesine baktığımızda Avrupa dünyanın toplam %22'sini satıyor. Türkiye'nin toplam Avrupa satışından aldığı pay da %7,5'a yakın. İyi bir pozisyondayız ama daha iyi olur mu? Olur, çünkü çok genç bir nüfusumuz var, çok büyük bir nüfusumuz var. Yeni vergi değerlendirmeleriyle, düşük vergili elektrikli ve hibrit araçlarla bu çok çok daha artabilir. Daha yolu, gidilecek yolu olan bir pazarız. Özellikle bu 2020'nin başında stok sıkıntısının yaşandığı dönemlerde ikinci el otomotiv pazarı nasıl etkilendi? Ve siz Sanyong olarak ikinci el hizmeti de veriyor musunuz? Tabii. Şöyle ki biz önce kendi markamızdan bahsedeyim ben. Biz Türkiye'de zaten Sanyong'u popüler olma yolundaki en önemli aktivitemiz müşterilerimize sunduğumuz özel fırsatlar oldu. Biz aile olarak toplam 52 yıldır otomotiv sektörünün içerisindeyiz ve birçok markanın Türkiye'de bayiliklerini yaptık.
örnek vermek gerekirse ilk plazayı biz inşa ettik. İlk masa başı krediyi biz verdik. Şimdi bu tip hareketli ve güzel işler geride bırakınca ve her sattığımız markada satış içerisinde ilk üçte olunca bu birikimle beraber Sanyong'u kendi markamızı getirip satmaya başlayınca bir takım dinamikleri çok sağlam tutmak zorunda olduğumuzun farkındaydık. Nedir bunlar derseniz, ikinci elde hiç taviz vermememiz gerekliydi. Yeni bir marka insanların kafasında ikinci el sorunu olmamalıydı. O yüzden sattığımız her araca sorgusuz sualsiz fiyatını baştan belirleyerek 4 yıl geri alım garantisi verdik. %100 parça bulunurluğu garantisi verdik ve veriyoruz. 24 saat içerisinde gittiği serviste parça bulamazsa hediye ediyoruz. 15 dakikada masa başında kredi veriyoruz müşterilerimize. Peki bu 4 yıl geri alım garantisi sizi hiç zorlamadı mı? Veyahut da sizi zorlayan vakalarla karşılaşmadınız mı? Mesela otomobilin beklediğinizden daha farklı bir kondisyonda gelmesi gibi. Bunları nasıl çözümlediniz? Şimdi bu bizi öncelikle pek zorlamadı. Neden derseniz de biz zaten geri alım oranlarımıza baktığımızda yılda... Çok özür diliyorum, araya giriyorum. Aramız var, yönetmenim uyardı. Cevabınızı aradan sonra rica edeceğim. Tabii efendim.